başkanım, hadi gel. Hadi başkanım. Pardon, bir müsaade eder misin? Hadi. Geri gel. Geri gel. Yok, yoksa geri bilgiler için. Sen de iyi misin? İyiyim. Allah'a çok şükür. Güzel haberlerini aldım. Bunlar gelişti görmüyordu. İyi misin? İyiyim. Çok şükür. Sağ ol. Başkanı iyi misin? Merhaba, iyi. Başına sağ ol. Zor kameralar canlı yayında şu anda bulunmak için. Sen yani. Canlıyım da şu canlı.
Bey lütfen önünü açtık televizyonlar beyler. Abicim. Televizyonların önünü, Alper'in önünü açın. Alper iyi çekiyor mu? Evet. Etim çekiyor. Sender ya. Hep sen giriyorsun ha Cemal ha. Çekemiyorum. Cemal bir adım daha geri gir. Hiçbirine girmezsin. Valla şimdi söylüyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, feyzi, inayeti hepimizin üzerlerine olsun. Cenab-ı Hak kılmış olduğumuz vakit namazını kabul eylesin. Musallada yatan, ahiret yolcusu olan merhum Can Bartu Beyefendi'ye Rabbim rahmet eylesin. Makamı, mekanı cennet olsun. Geride kalan keder dide aile efradına, siz sevenlerine Rabbim sabırlar, metanetler, uzun ömür, sağlık, sıhhat, afiyetler ihsan eylesin. Amin. Rabbim bu vesile ile bütün geçmişlerimize rahmet eylesin. Amin. Hem ölümün hem de ömrün hayırlısını nasip eylesin. Amin. Niçin yaratıldık, niçin yaşıyoruz ve nereye gideceğiz? Bu sualler bazen zihnimizi meşgul eder. Ama yine en güzel cevabı Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Mülk Suresi 2. ayeti celilesinde bizlere beyan ediyor. Hanginizin daha güzel iş, daha güzel amel, daha güzel eylem yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. Biz imtihan sürecindeyiz. Attığımız her adım, aldığımız her nefes bizi hakka, hakikate yaklaştırıyor. Allah rızasına uygun ameller icra edebilmeyi hepimize nasip eylesin. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Kişi vefat ettiği zaman amel defteri kapanır. Yani siz vefat etmiş olan bir insana ne Allah dedirtebilirsiniz ne de şer amaçlı bir şey yaptırabilirsiniz. Artık ruh bedenden ayrılmıştır. Hali hazırda defnedilmeyi bekleyen bir mevta hükmündedir ve amel defteri kapanmıştır. Prosedür bu. Ancak Peygamber Efendimiz üç güzel kriter, üç güzel haslet kimde varsa o insan ölse dahi, kabre girse dahi, kıyamete kadar sanki yaşıyormuşçasına amel defteri açık kalır buyurmuşlar. Yani öldükten sonra ölmemek, ölümsüzleşmek, gönüllerde yaşamanın formülünü Peygamber Efendimiz üç kriter, üç madde ile bizlere sunuyor. Bir, kendisine dua eden hayırlı evlat. İki, sadakayı cariye, akıcı olan, sürekliliği olan sadaka. Üç, kendisinden istifade edilen bir ilim, bir makale, bir kitap. Allah bu güzel üç haslete cümlemizi muvaffak eylesin. Türk sporuna, Fenerbahçe camiasına gerçek manada hizmetleri olmuş, Fenerbahçe'nin efsanevi futbolcusu ve basketbolcusu olan Can Bartu Beyefendi'yi uğurluyoruz. Bu vesile ile Allah kendisine rahmet eylesin. Kendisi siz yakın dostlarından, sevenlerinden iki şeyi talep ediyor. Hüsnü şehadet ve hak helalliği. Kendisini yakinen tanıyanları bilenleri olarak hali hayatında, kemali sıhhatında iken Allah'a inanmış iyi bir insan, iyi bir Müslüman, iyi bir beyefendi olduğuna şehadet eder misiniz? Evet. O halde kendisine maddi, manevi, dünyevi, uhrevi, komşuluk, akrabalık, arkadaşlık, tüm haklarınızı, tüm hukukunuzu lütfen helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Allah bu güzel helalliğinizi kabul ediniz. Allah bu vesile ile hanelerinize huzur ihsan eylesin. Amin. Bereket nasip eylesin. Amin. Helalinden bol kazançlar ihsan eylesin. Amin. Allah hem ölümün hem de ömrün hayırlısını nasip eylesin. Amin. Duamı Peygamber Efendimizin duasıyla, daha doğrusu sohbetimi Peygamber Efendimizin duasıyla bitiriyorum. Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban ve bellighna Ramazan. Allah'ım Recep ve Şaban aylarını bizler için mübarek kıl ve bizleri Ramazan ayına eriştir. Amin.
İşte çok güzel bir mevsimdeyiz. Peygamber Efendimizin ayı olan Şaban ayındayız. Ve böylesine mübarek bir günde Can Bey'i Allah'a uğurlayacağız. Allah bu vesile ile rahmetiyle, merhametiyle muamele buyursun. Bu vesile ile uzaktan yakından teşrif ettiniz. Hem insani hem de İslami vazifelerinizi ifa etmek suretiyle ailenin acısını paylaşmak üzere bu güzel mabede geldiniz. Allah hepinizden razı olsun. Amin. Şimdi hep beraberce niyet edelim. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Allah için namaza, Resulullah Efendimiz için salavata, meyyit için duaya uyun hazır olan imama. Hocam buyurun. Kardeşim. Heh, 10 numarası. Abi. Elleri koyun. Her kişi niyetine. Allahu Ekber. Abi. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Merhumun ruhu için 3 İhlas-ı Şerif okuyalım. Felek ve Nas surelerini okuyalım. Fatiha-i Şerife'yi okuyalım. Bütün geçmişlerimizin ruhları için, hasreten can abimizin, kardeşimizin, büyüğümüzün ruhu için ve bu camiadan daha önce ahirete intikal eden kardeşlerimizin ruhları için ve bu üzüntüyü bir arada paylaşmak amacıyla, hafifletmek amacıyla zahmet edip buraya gelip cenaze namazına katılan sizlerin de geçmişlerinin ruhları için Allah rızası için El Fatiha. Kıymetli Hazirun, Can Bartu Beyefendi'nin naaşı Karaca Ahmet Mezarlığı'nda defnedilecek. Vakti olanları bekliyoruz. Allah bu vesile ile cümlenizden razı olsun. Arkadaşlar. Ama şu anda hep önümüze geçiyorsunuz ama ya. Biliyorsunuz tabii arkadaşlar, lütfen yani. Herkesten arıyorlar. Bize fırça atıyorlar. Ama yani şeyimiz, bir çare bulmamız lazım. Ya siz ileri gideceksiniz, eğileceğiz. İleri gideceğiz, hiçbir şey alamayız ki.
Kemal kaldı kafaya. Kayıttayım. Mutum abi arkadaşlar. Abi Yusuf abi girme. Yusuf abi iyi misin abi? Evet, iyi misin abi? Arkadaşlar lütfen. Yusuf abi kafayı indir. Engelliyor muyum şu anda? Şu an biraz. Hocam. Ben mi abi? Şu an. Hocam.